Zura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yanımızda Osman Ünlü hocamız var. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak sizler adına. Yine merak ettiğinizi, tahmin ettiğimiz bir soruyu yönelteceğiz. Onun da cevabını almaya çalışacağız. Şimdi hocam, e, kabir hayatı deniyor. E, ölen bir kişiyi öldüğü andan itibaren veya kabre konduğu andan itibaren kabir hayatı diye bir hayat karşılıyor. Başlıyor yani, onun için böyle bir hayat başlıyor. Şimdi e, bir de aklına insanın şu takılıyor, hayat deyince bir canlılık, dirilikten falan bir şey anlarız biz. Yani insanın hayatı, hayatta olan insan, ne bileyim hayat bulmak gibi ifadeler var. Bu nasıl bir hayattır ki orada insan diri midir ki biz kabir hayatı diyoruz, kabir hayatı başladı diyoruz. Ölen, öleni gönderiyoruz çünkü. Bunu nasıl anlamak lazım? Usta abi ee, Allah-u yarattığı alem içerisinde ruhlar aylısı. alemi var. Allah Teala Adem Aleyhisselam ruhunu bedenli yaratıp bedene girdiği zaman bir gün neslinden gelecek olanları bir kısmı sağ tarafında, bir kısmı da aynı şekilde sol tarafında zerreler halinde, zerreler halinde hepsini gördü. Kıyamete kadar gelecek olanlar. Bunlar kim diye arz etti Allah Teala? Bunlar senin neslinden gelecek olanlar. Sağdakiler kim, soldakiler kim diye arz etti. Sağdakiler Said olanlar, yani iman edecek olanlar, soldakiler de şaki olanlar dedi. İnkar edecek olanlar. O zaman da Adem Aleyhisselam, Ya Rabbi dedi. Onları şahitlendir. İtiraz etmesinler. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hmm. allah Teala onların hepsine, yani o ruhların hepsine. Hmm. Enes tübbi Rabb'i hüküm. ben değil miyim dedi. Kalu dediler ki, bela, evet. zapta geçti o. Bugün tabirle. Hmm. Kayıtlı o. Galu beladan beri denilen ha. şey o vakitten o, itibaren. Galu beladan beri o. Hmm. Peki orada bir hayat vardı. Biliyor muyuz onu? Hayır. Bilmiyorum. Peki bilen var mı? Var. Mesela İslam alimlerin büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri'ne bir talebe sormuş. Efendim demiş. Evliyadan bir zat diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ın işte cesedi toprakta çamur yoğrulurken ona su döktük. Bu nasıl olur? İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, allah Teala onun ruhuna o vazifeyi vermiş, dünyaya geldiği zaman da hatırlıyor buyuruyor. Ha, ruhuna vermiş o vazifeyi. <laughs> Ruhu öyle bir şey yapmış. Yapmış. Dünya geldiği zaman da bunu hatırlıyor. Öyle ha, böyle hatırlayanlar diyor. olur mu? Olur. Hatta, e, bilmiyorum sizin başınıza geldi mi, bizi izleyenlerin de başına gele, gelenler olmuştur. Mesela ömrümde ilk defa bir yere gidiyorum, bakıyorum, hiç yabancı gelmiyor. Hmm. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insanın insanın ruhu bu bedenle birleşmeden ruhun latifeleri var. Bu latifeler ruhtan önce, ruh bedenle birleşmeden önce bu bedene girmeden önce e, bu dünyada bunun dolaşacağı, gezeceği yerleri o e, latifeleri gelir dolaşır. Bazılar dünyaya geldiği zaman bunu anlar ve hisseder. Bir de mana veremez. Bunu. Daha önce yaşamış gibi. Yani yaşadı aslında. Evet. Latifeleri oraları dolaştı. Bazı hatırlıyor. Bu da hissediyor ama diyor nasıl oluyor bilemiyor. Bu bir Dejavu dedikleri şey yani, yani. Bu bilgi mesela İslam alimleri kitapları okumuş olsa hiç yadırgamayacak. Ha diyecek tamam. Yani öleceği yeri bile yani, bile aynı yani, şekilde geliyor yani. şey yapıyor falan. Ama o yolculuk <laughs> devam ediyor bu yolculuk. Kabir, mahşer öyle devam ediyor bu Onların o yolculukları. Dolayısıyla e, şimdi oradaki hayatı bilmiyoruz. Ondan sonra ruh e, işte ceninle ana rahminde birleşiyor. Orada bir hayat var. 9 ay 10 gün. Peki sen hatırlıyor musun ana rahmindeki hayatını? Ama dışarıdan biz ona canlı diyoruz. Hatta annesi diyor ki tekmaktı diyor falan değil mi? 5 aylık oldu, 6 aylık oldu sayıp duruyor. <laughs> yani. e şimdi mesela dışarıdan şeylerle e, ultrasonlarla ultrasonla aynı şekilde giriyorlar bakıyorlar işte çocuğun fotoğrafını bile çekiyorlar değil mi? Ama orada bir hayat var. Bu nefes alıyor. Besleniyor da. Doğru. Canlı. Canlı. Besleniyor da. Hayat var mı? Var. Mesela e, şeyler e, insan vücudunda 30 trilyon hücreden bahsediliyor. E, veya 40 trilyon neyse. Ama insan vücudu içerisinde mesela sadece bağırsan içerisinde bilmem ne kadar işte e, kaç trilyon mikrop var deniyor. Bakteri var. Bakteri var. Bunlar bizim emrimizde değil. <laughs> Ama bizim faydası olan da var. Zararlı olan da var. O ayrı bir mesele. Çalışıyor. Ama orada bir hayat var yani. Yani bağırsakların içerisinde bir hayat var. E belki de aynı şekilde o, o, kapiller dedikleri damarların içerisinde de var hayat. Var mı E çocuk ana rahminde hayatta mı? Hayatta. E şimdi diyeceksiniz efendim niye uzattınız bunlar bu kadar? Yani Mustafa Bey şimdi bir çırpıda ya orada hayat olur falan diye reddetmemeli. Bak bizim bilmediğimiz bir sürü bunlarda da hayat var diye sahip geliyoruz. Şu ana gelinceye kadar. Evet. Dünyaya geldi. Tamam Hı? nefes alıyor görüyorsun. Dünyada ruh bedenle birleşti görüyorsun. Bu canlı diyorsun bedenden ruh çıkınca da ölü diyorsun. Ölü diyorsun. Ölü diyorsun da ruh çıktı. Bu beden neydi? Bu beden ruhun dünyadaki eviydi. Ama hayatı devam ediyor onun. Ruhun hayatı devam ediyor. Devam ediyor. Ölmedi o. Devam ediyor. Peki bu beden kabre konunca ruha Cenab-ı Hak öyle kuvvet vermiş ki senelerce bu evde kaldığı için bununla bağlantısını devam ettirir buyuruyor. Bununla bağlantısını devam ettirir. Dolayısıyla bu beden toprak olsa, çürüse, çürüse ee, kimyasal değişikliğe orası bile ruh yine o, o parçalarını tanıyor ve biliyor. Bununla bağlantısını devam ettiriyor. O parçalarda meydana gelecek eziyet, o parçalara meydana gelecek aynı şekilde lezzet ruh tarafından hissediliyor. Kabirde hareket yoktur, his vardır buyuruyor. Dolayısıyla farklı bir hayattır. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, hatta Kur'an-ı Kerim'de, Ali İmran Suresi 69. ayet-i kerimesinde, Allah yolunda öldürülenleri, yani şehitleri ölü saymayınız. Onlar Rablerinin yanında diridirler, rızıklandırılmaktadırlar. Peygamber Efendimiz de kabir cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve peygamberleri çürütmesini toprağa haram etmiştir allah Teala. Peygamberler de. haram yemeyenler de çürütmüyor. Miraç gecesinde Musa Aleyhisselam'ın kabri yanından geç, e, geçirildim. Mezarında ayakta namaz kılıyordu. E, vefat etmişti. Kendimi peygamberler arasında gördüm. Musa Aleyhisselam ayakta namaz kılıyordu esmerdi, saçları dağınık ve sarkık değildi. Zat kabilesinden bir yiğit gibiydi buyuruyor. Ve bir başka hadis şerifte meyit ölü mezara konup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir. Hadis-i şerif bu. Bir kimse din kardeşinin kabrini ziyarete gider ve mezara başında oturursa onu tanır ve selamına cevap verir. Peygamber Efendimiz buyuruyor bunu aleyhisselatü vesselam hadis-i şerif. Mezarda olanlara selam vereceğiniz zaman Esselamu Aleyküm deyiniz. Bunun için Esselamu Aleyküm ya dare ya ehle daril kavmin müminin denir. Buyuruluyor. Kabristan'da bulunan ölüler birbirini ziyaret ederler ve buluşurlar. Bunu bildiren hadis-i şeriflerde ölülerinizin kefenlerini güzel yani sünnete uygun yapınız. Onlar kabirlerinde birbirlerini ziyaret ederler, övünürler. Biriniz din kardeşinin cenaze işlerini görürse kefenini güzel yapsın. Çünkü onlar kabirleri içinde birbirlerini ziyaret ederler. Bunlar hadis-i şerif. Bir de ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kerim'de Firavun'a ve adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir. E öldüydü. Gösterilir. Biriye gösterilir. Değil mi? Ve hadis-i şerifte de eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi siz de işittirmesi için Rabbime dua ederdim buyuruyor. Rabbime dua ederdim. Bütün bunlardan ee, İslam alimler buyuruyorlar ki kabir hayatı akılla anlaşılabilecek bir şey değildir. Çünkü ahiret hayatına benzer. Aklın ise bu dünya işlerini anlayabilecek bir kapasitesi vardır. İslamiyet'te kabir hayatı hakkında deniyor ki kabir ahiret aleminin başlangıcıdır. Ölümü her canlı tadacaktır. Ölüm yok olmak değil bir evden bir eve göç etmektir. Ölen her kişi kıyamette dünyada yaptıklarından hesaba çekilip cennete ve cehenneme götürülünceye kadar kabirde kalacaktır. Ölünün kabirdeki hali imanlı ve ibadetlerine göre olacaktır. Ve özette buyuruyorlar ki kabirde hareket yok, his var. Hissediyor, hareket yok. Biz işte hareketi görmeyince ya buradaki hayat nasıl hayat? E sen dünya standartlarına göre söylüyorsun bu sözü. Orası farklı. Bir bakma ahirete benzeyen bir hayat şekli o. Yeri değişti, yaşama şekli de değişti. Yaşama şekli değişti. O Her bedene, şey değişti. Bedene de ihtiyaç yok artık. E bedene de ihtiyaç yok. Ruhun o bedene ihtiyacı yok. Yok. onun için çürüyor. Ha, dünyadayken, dünyadayken... Kullandı. Bu bedene ihtiyacı vardı. Evet. Ruhun. Bu bedeni yarattı Cenab-ı Hak. Bunun da şartları vardı. Biz bu e, ruh bu bedendeyken aa deli diyoruz falan. Ama deli de ruh te, e, gidiyor. Bu ev yıkılıyor. Hadise bundan ibaret aslında. Yoksa evet. devam evet. ediyor. <laughs> Ruhlar aleminden... E, hatta Yunus Emre Hazretleri'ne ait de Necip Azıksa Kürek de şey yapıyor. Ana rahminden indik dünya pazarına, bir kefen alıp döndük mezara. Hayatı özetlemiş. Ana rahminden indik dünya pazarına, bir kefen alıp döndük mezara. Yani alacak bir şey bulamamışız ve götürmüşüz. Dolayısıyla ee, kabir bizim bilmediğimiz bir ee, yerdir. Cenab-ı Hak hepimizin <laughs> ahir ve ah ah akıbeten hayır Amin. Orada hareket değil, his vardır. Hissediliyor orada. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz yine önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere, kendine bir şey vermeyenlere ihsan etmek güzel huylu olmaktır. Bunny. kamil mihal seadeti ebediyye hilye-i saadet yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü tanınması Mısır ahalisi esmerdir Habeşistan ahalisi siyahtır bunlara Habeş denir Zengibar ahalisine zenci denir bunlar da siyahtır Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını, Arapları sevmek ve saymak ibadettir. Onları her Müslüman sever. Anadolu'ya misafir gelen siyah fellahlar, Habeşler, zenciler hürmet ve ikram olunmak için kendilerini Arap diye tanıttırmış. Anadolu'nun saf Müslümanları sözlerine inanıp bunları sevmişlerdir. Çünkü bu sevgide siyah beyaz ayrımı yoktur. Siyah bir Müslüman, beyaz bir kafirden kat kat daha üstün, daha kıymetli ve sevimlidir. İnsanın siyah olması imanın şerefini azaltmaz. Bilal Habeşi Hazretleri ve Rasulullah'ın çok sevdiği Üsame siyah idiler. Ebu Leheb ve Ebu Cehil kafirleri beyaz idiler. Bu ikisinin kötülükleri ve aşağılıkları herkesçe bilinmektedir. Allahü Teala insanın rengine değil, imanının kuvvetine ve takvasına kıymet vermektedir. Fakat siyahların kendilerini Arap olarak tanıtmaları İslam düşmanlarının Yahudilerin işlerine yaradı. Bir yandan siyah insanları aşağı ve iğrenç olarak tanıttılar, bunları köle olarak kullandılar. Bir yandan da kara kedileri, köpekleri, Arap Arap diye çağırarak, gazete ve mecmualara yaptıkları siyah resim ve karikatürlere Arap diyerek, gençliğe, Arap'ı siyah olarak tanıtmaya, böylece Müslüman yavrularını, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, soğutmaya uğraştılar. Bugün Arabistan'da, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de bulunanlar asırlar boyunca Afrika'dan, Asya'dan ve diğer yerlerden gelip yerleşen yabancıların soyundandır. Bu yabancılar siyah olup Allah'ın ve Resulullah'ın âşıklarıydılar. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Abdülhakim Arvasi Hazretleri Kuddise Sirruh 7. Bölüm Abdülhakim Arvasi Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Büyük veli, her zaman sohbetlerinde yapılacak ilk işin, ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine göre itikadı düzelttikten sonra, bu alimlerin kitaplarında bildirdikleri gibi amel etmenin muhakkak lazım olduğunu anlatır. Bununla birlikte Müslümanlığın yerleştirilmesi için emri maruf yapmanın yanı sıra çocukların yetiştirilmesinin de hayati önem taşıdığını şöyle açıklarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve Mecusi yapar buyurarak Müslümanlığın yerleştirilmesinde en mühim işin çocukların ve gençlerin iyi terbiye edilmesi olduğunu bildiriyor. O halde her Müslümanın birinci vazifesi evladına dinini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Evlat büyük nimettir nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji yani çocuk terbiyesi İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. Bir kerameti şöyledir büyük velinin. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin aşıklarından biri de Faruk Efendi adında bir zaattır. Bu zat bir apartmanda ikamet etmektedir. Bir gün Faruk Efendi'nin Nevzat adındaki küçük oğlu apartmanın balkonundan beton zemine düşer. Telaşlanan aile, hareketsiz duran çocuğu hastaneye zor yetiştirir. Bir zaman sonra çocuk kendine gelmiştir gelmesine. Fakat akli melekelerini kaybetmiştir. Ciğer parelerinin bu durumu, Faruk Bey'i ve ailesini büyük bir üzüntüye sevk eder. Derhal İstanbul'a götürülen çocuk, konusunda en iyi olan uzman doktorlara gösterilir. Cevap hep aynıdır ve umut kırıcıdır. Yapılacak bir şey yok. Eli kolu bağlı kalan ve büyük bir üzüntüye gargolan olan Faruk Bey ve ailesi, oğullarının bu kahreden durumuyla ve yanan yürekleriyle Abdülhakim Efendi Hazretlerine sığınırlar. Çocuk, büyük veliye teslim edilir. Merhamet deryası Abdülhakim Arvasi Hazretleri çocuğun bu durumundan pek bir müteessir olurlar ve çocuğa her baktıklarında söyledikleri söz ise büyük velinin geri dönmeyen dualarıdır ve sadece bir iki kelimedir. Mahsunum yarab, Mahsunum yarab o bütün doktorların ümidini kestiği ve çaresiz denilen ve akli melekelerden mahrum kalmış çocuk, kırk günün sonunda Allahü Teala'nın izniyle şifa bulur ki bu Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin kerametinden başka bir şey değildir. Yine bir gün zamanın kutbu Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerinin İzmir'i teşrif ettiği zamanlardır. Büyük veli Hisar Camii'ndedir. Bir ara huzurlarına bir çocuk getirilir. Bu çocuk ailesinin bir kelam konuşabilmesi için her şeylerini feda edebilecekleri dilsiz bir çocuktur. Ve o 12 yaşına gelmiştir ki ailesi artık yaşı dolayısıyla konuşması yönünde ondan ümidi kesmişlerdir. Nazarları şifa, duaları makbul. Allahü Teala'nın yeryüzünde en sevdiği kullarından evliyası olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri çocuğa pek bir merhametle bakarlar. Bir süre sonra ona tarife gelmeyen tatlı kelamlarıyla "Oğlum, ismin nedir?" diye sorarlar sadece bütün gözlerin çevrildiği dilsiz çocuk Allahü Teala'nın izni ve şifa vermesiyle o anda konuşmaya başlar. Ve Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerine ismim Ahmet'tir der ki onun bu iki kelimesi ailesini sevince gargettiği gibi onların bu kerametle de Abdülhakim Arvasi Hazretlerine olan muhabbetleri ve yakinleri pek bir artar. Bu bölümümüzü Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin pek bir meşhur olan Bir Üniversiteliğe Cevap adlı mektubundan bazı bölümlerle ve diğer sözleriyle noktalıyoruz. Hak Teâlâ'dan başka her neye gönül verseniz, her neye tapınsanız, hepsinin zıddı, mukabili vardır. Bunların hepsi de Hakk'ın kudreti ve iradesi altındadır şeriki, naziri, misli, zıddı, mukabili olmayan yegane hakim ancak Hak Teâlâ'dır. Ve ancak onun mukabili batıldır, yanlıştır ve varlığı mümkün olmayan bir yokluktur. Hak Teâlâ'dan başka her neye tabi olur, her neye tapınır, onun yerine her neyi sever, ve hakiki hakim tanırsanız biliniz ki onlar da sizinle beraber yanacaktır. İbadet gözün nuru, sevinç ve neşedir. Allah korkusundan ağlamak kalbin cilasıdır. Kahkaha ile gülmek kalbin zehiridir. Temiz ve yeni elbise giyiniz. Gittiğiniz yerlerde ahlakınızla sözlerinizle giyinişinizle İslam'ın vakarını kıymetini gösteriniz. Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi iman eksikliğidir. Ahmaklık hatada ısrar etmektir. Kur'an-ı Kerim okunan eve bereket iner. Bu zaman yapılan duanın kabul olması umulur. İnsanın felakete uğraması iki sebeptendir. Birincisi, aciz olan nefsine, kendine güvenmesi, ikincisi, kendisi gibi aciz olan başka bir mahluka güvenmesidir. İslam ahlakı İstihaza kanı, idrar, ishal, yel, devamlı burnu kanaması ve yaranın akması, Hanefi mezhebinde, bir namaz vakti içinde durmadan devam ederse özür sahibi olur. Gözü ağrıyanın gözünün devamlı sulanması, kulağından, memesinden, göbeğinden devamlı bir şey akması da böyledir. İlaç ile pamuk koymak, sarmakla, namazı oturarak kılarak akıntıyı durdurmak vaciptir. Durduramazsa her namaz vakti girdikten sonra abdest alıp namazları öylece kılar. Namaz vakitlerinin çıkmasıyla abdestleri bozulur. Hanefi'de özür sahibi olmak için özrün bir namaz vakti içinde abdest alıp o vaktin farzını kılacak kadar bir zaman durmayıp hep akması lazımdır. Özür sahibi olduktan sonra bir namaz vaktinde bir kere akıp durunca özür sahibi olmak devam eder. Bir namaz vaktinde hiç akmazsa özür sahibi olmak nihayet bulur. Özür sahibinden akan şeyler necaseti galiza olduklarından namaz kılacağı zaman çamaşırına bulaşmış olanı Hanefi'de bir dirhemden fazla ise bunu yıkaması farzdır. Namaz kılacak zaman kadar durmayıp bulaşırsa yıkamadan kılar. Dirhem miktarı katı necaset için bir miskaldir ki, 4 gram ve 80 santigramdır. Sıvılar için açık avucun içini dolduran suyun yüzeyi kadar yer demektir. Abdesti bozan şey bir namaz vaktinde ve namaz içinde çıkıp devam etmese bile Maliki mezhebinde özür sahibi olur. Abdesti ve namazı bozulmaz. Hanefi mezhebinde olan kimse Maliki mezhebini taklit eder. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Tekirdağ ilimizin tarihi ilçesi, tarihi eserleri bol Malkara ilçesinden Malkara'dan sesleniyorum. Malkara'nın tanıtımını bundan önceki programımızda sizlere kısacık yapabildik. Zaman öyle müsait oldu. Şimdi Süleyman Paşa caminin önündeyiz. Süleyman Paşa kimdir? Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin büyük oğlu Dur ve Türklerin Avrupa'ya ilk resmi geçişinin komutanıdır. O 80 kişilik Mücahit gazilerle sallarla Çanakkale yakasından Anadolu yakasından Gelibolu'ya çıkan o şanlı grubun kutlu adımlarının komutanıdır. Ve bu çok hızlı bir şekilde gelişti. Süleyman Paşa iyi bir cengaverdi. Onun hayatından bir iki şey daha sizlere söyleyeceğiz. Bu caminin adının Süleyman Paşa olması kendi koymadı bu cami adı. Bu camiyi kendisi de yaptırmadı. Süleyman Paşa bütün Trakya'yı ve hatta Yunanistan'da bulunan Trakya'nın diğer bölümünü fethinde büyük emeği olan bir komutan idi. Genç yaşta vefat etti. 14 yaşındayken babasına vezir oldu efendim. 14 yaşında. Ne demek vezir? Osmanlı'da başvezir, sadrazam, vezir-i azam lafları yokken vezir vardı sadece. Selçuklu'da da bu kullanılırdı. Vezir demek sultanın, padişahın, hükümdarın kimse onun yerine karar verecek kimse demek. Verebilecek kimse demek sadrazamlar da bu yetkiyi taşıyorlardı. Daha sonra bu Mühr-i hümayunla belgelendi. Efendim adına sadr azam dendi veya vezir-i azam dendi. Çünkü vezir-i azam da imparatorluk çok büyüyünce üç denize ulaştıktan sonra artık devlet idaresinde bir teşkilatlanmaya gitmeye mecbur kaldılar. Osmanlı'da vezir-i azamlık makamı ihtisas edilince yani vezirlikten vezir-i azamla devlet büyüyünce mecburen e, birinci vezir vezir azam, ikinci vezir işte onun bir manada e, onun yardımcısı olur ve divanda bulunurdu. Üçüncü, dördüncü vezirler de sonra sonra olmaya başladı. Ve bunlar divan toplantılarına iştirak ederlerdi. Bunların bir kısmına da divan vezirleri denirdi. Ama Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'yı 14 yaşında vezir etmesi kendi adına tek yetkili olması idi. Daha sonra ne oldu? Daha sonra Süleyman Paşa 1316'da doğmuştu. Yani Bursa'nın fethinden 9 sene önce dünyaya geldi. Ve 1359'da 43 yaşında yine Avrupa yakasında, Avrupa topraklarında yani Trakya'nın bulunduğu bölgede, Gelibolu'ya yakın bir yerde bir e, harekat idare ederken, efendim önüne düşen bir yaban kazının efendim konup kalkması konup kalkması böyle gel gel dercesine o da tabi az bir delikanlı yani böyle bir kazın kendisinin önünde durması tekrar uçması tekrar durması bir tuhaf bir şey geldi artık ecel mi o şekilde tecelli etti bilemiyoruz mutlaka öyle olmuştur at üzerinde onu yakalamaya veya avlamaya çalışırken bir çam ağacının dalına kafasını vurmak suretiyle attan düştü. Hem kendi şehit oldu hem de atı öldü. Böylece genç yaşında, daha 43 diyor efendim yaşı, 43 yaşında vefat etmiş oldu. Orhan Gazi yerine onu hazırlıyordu. Oğlu ölünce çok üzüldü. Tahtı bırakmaya kalktı. Dedi ki ben Süleyman yok bu dünyanın benim için tadı tuzu yok. Şura üyeleri yani o günün o büyük eşraftan olan kimseler padişaha topluca ricaya gitti. Efendim ne yapıyorsunuz? Biz burada düşmanla burun burunayız. Düşmanlarımızın hepsi sizin buradan ayrılmanızı bekliyorlar. Siz ayrılırsanız bir tek köyümüzü gelip de Bizanslar basıp katlederlerse vebali size de olur. Evet ölüm haktan gelmiştir. Oğlunuz da genç yaşta şehit olmuştur. Diyerek hem teselli ettiler hem de onu istifadan vazgeçirdiler. Daha sonra Orhan Gazi vefat edince eceliyle tabi herkes eceliyle ölür efendim aslında yani eceliyle bir ibare ölünce onun yerine Murad-ı Hüdavendigar başa geçti. Daha sonra da Murad-ı Hüdavendigar'ın Kosova Birinci Kosova Meydan Muharebesi şehadetiyle yerine Yıldırım Bayezid geçti. Yani Süleyman Paşa'nın Süleyman Paşa'nın Yıldırım Bayezid yeğeniydi. Kardeşinin oğluydu. Murat Han'ın oğluydu. Murat da Süleyman Paşa'nın kardeşi. Süleyman Paşa büyüktü. Yıldırım Bayezid amcasının bu hatırasına hürmeten Burada kilise olarak bulunan yeri, burada bulunan Hristiyanların rızasıyla camiye çevirdi deniyor. Bu birinci şık. Ama ben şunu söyleyeyim. Murad-ı Hüdavendigar Hazretleri'nin Trakya'daki harekatı çoktur. Yani babası önceden burada büyük harekata girişti. Kırklar, Elipınar, Hisar, Vize'ye kadar olan bütün yerler alınmıştır İstanbul'un fethinde. Ancak Vize Bizansların e, toprağı gibiydi. Yani saraydan öbür tarafı biraz daha. Ve Silivri, Bizans'ın toprağıydı. İki tane şehri vardı. Surların dışında Bizans'ın. Bunu ilk camiye çeviren Murad-ı Hazretleri olması lazım. Şimdi il envanteri kayıtlarında her ne kadar böyle bir ifade varsa da Yıldırım Bayezid amcasının ruhuna sevabı varmak üzere bunu camiye çevirdi diye. Çünkü Malkara'nın o zaman bu en büyük kilisesiydi. İslamiyette usul şudur. Bir yer fethedildiğinde oranın en büyük kilisesi kimsenin rızasını almadan, kimseye danışmadan surlara bayrak çekmek gibi bir yerde çıkıp ezan okumak gibi camiye çevrilmesi de görevdi. Ha burada 10 tane belki daha kilise vardı. Onları çevirmediler. Ama bunu Çevirmek mecburiyetindeydi. Gideceklerse adamlar öbür kiliselere gitsinler. Fatih Sultan Mehmet Han da İstanbul'u aldığı zaman Ayasofya'yı hükümdarlık hakkı olarak, fetheden bir hükümdar, kumandan olarak e, vakfetti. Camiye çevirdi. Ama sonra da 20 tane de camiyi Avrupa yakasında e, cemaatinden izin almak suretiyle, bakın sizler gidiyorsunuz ben sizi serbest bıraktım bu camiler boş kalacak. Şey, kiliseler boş kalacak, buralara uygunsuz insanlar gelecek, hayvanlar dadanacak, fareler olacak. Dolayısıyla eserleriniz yıkılacak. Siz madem ki gidiyorsunuz, burayı bize verin, biz camiye çevirelim, bakımını da yapalım, muhafaza edelim. Kariye Camii öyle kalmıştır efendim. Yoksa zorla, kılıçla Osmanlı bir şehirdeki bir kiliseden dışarıda olan diğer kiliseleri kılıç Sörüle hiçbir zaman camiye çevirmemiştir. Hep kavmin orayı kullanan kimseler, kimse hangi gruplarsa, hangi dinin mezhebi mensubuysa onların rızalarına alarak. Ya fetheden adam rıza alır mı efendim? Osmanlı adaletine bakınız. Fetheden adam rıza aldı. Bu da şehrin en büyük kilisesi olduğu için Murad-ı yer tarafından 1365'te camiye çevrildi sözü daha doğrudur. Ha Yıldırım Bayazıt Başa geçtikten sonra buraya bu ismi verdirmiş olabilir. Yani amcasının ismini verdirmiş olabilir. Onarım yaptırmış olabilir. Köklü bir bakım yaptırmış olabilir. Daha sonraki zamanlarda da bu cami birçok bakımlardan geçmiştir. Bakınız şimdi taş kapısı bizim cami kapılarından alıştığımız gibi bir kapı değil. Şimdi bu caminin burada bir kapısı var. Ama bu kapı camiyi tam ortalamıyor. Yanında minaresi. Minarenin kaidesi, e, minare tabii taze. Yani camiden daha taze. Kesme taştan yapılmış. Çok mükemmel bir minare. Çok güzel bir minare. Restorasyondan da geçmiş. Zaman zaman bunlar yıkılmış olabilir, yıldırımdan devrilmiş olabilir. Bazı yerleri külahı falan. Şu anda mükemmel bir minare var. Minareyi dolandığımızda bir yan giriş kapısı daha var caminin. Avlusu. Bu gördüğünüz ön taraftaki avlu küçültülmüş. Bu daha büyüktü ihtimal ki. Yani kilisede olsa bunun bir avlusu vardı. Bir de e, hem kıble yönünde hem de kıblerin solu yönünde e, büyükçe bir haziresi var. Fakat haziredeki kabirler epeyce bir değişmiş. Onları da sizlere göstermek istiyorum ama caminin içini bir görelim. Bu kapıda fazla kalmayalım artık epey kaldık. Caminin içini görelim camiyi anlatalım. İşte Süleyman Paşa'nın yaptığı fütuhatından bahsederiz. Murad-ı Hüdavendigar'dan da biraz bahsetmemiz lazım. Çünkü buranın esas fatihi o efendim. Malkara'nın fatihi o. Geçelim oraya. Şimdi bahsettiğim yan kapının önündeyiz. Caminin cümle kapısı gibi de ayakkabıcılık falan koymuşlar. Hem bizim önünde konuşma yaptığımız kapının orada var ayak ayakkabılıklar. Yani cemaat çabuk boşalsın diye iki taraftan kapı kullanmaya devam etmiş. Kıble istikabeti de bu. Caminin etrafı tamamıyla taşla kaplanmış. Ama bu taşlar daha sonraki dönemden getirilen taşlar. Malkara civarı da çok büyük kömür yatakları var. Bir kısım kömür madenleri de işlemeye devam etmektedir. Kömür tabakasının üstüne gelen kil tabakası e, yüzlerce sene basınç altında kalınca bu tip taşlar meydana geliyor bildiğim kadarıyla. Bunu jeolojiyle uğraşanlar daha iyi bilirler. Hatalarım olursa da kusuruma kimse bakmasın. Efendim bu taşlardan yapılmış. E senelerdir de duruyor ama zaman zaman böyle ufak tefek hava şartlarına bağlı olarak eee kavlamalar oluyor böyle oralarda çatlamalar. Taş kamilen çatlamıyor. Bu taşlar öyle kolay kırılmaz efendim. Ama kabuk kabuk böyle üzerinden sanki ağacın kabuğunu soyar gibi soyulmalar olur. Yaranın üzerindeki kabuk nasıl soyulursa öyle olur. Bir son cemaat yeri yok. Hemen sokak, hemen caminin içerisi. Yapılmamış, e, yapılmadı da iyi olmuş efendim. Şimdi burada bir mahfil gibi bir yer hazırlamışlar. Tahmin ederim bu kısım işte hanımların falan da geldiğinde burada namaz kılması içindir. Müezzin mahfili olarak şurada bir müezzin mahfili hazırlamışlar. Ee, uygun tabii. Diğer camilerde biraz daha arkada bu ortalamış, daha iyi olmuş bize. Şurada dört tane caminin çatısını taşıyan paye var, direk var, sütun var, ahşap. Ancak bu ahşap giydirme. Şurası ahşap. Bunun içi de büyük yuvarlak kütük şeklinde ağaç. E peki o görülse daha güzel olmaz mıydı? Bence çok güzel olurdu orijinaliyle. Öyle yapmamışlar. Bunu da üzerine böyle bir kaplama, giydirme diyoruz ya şimdi mantolama diyoruz ya efendim. Bunu da mantolamışlar. Caminin içindeki direğe de mantolamışlar ve bu hale getirmişler. E çirkin görünmüyor. Ama burada öyle bir şey de istemezdi. Gönül isterdi ki o ormandan getirdikleri büyük yuvarlak e, kütükler kendi tabi haliyle görünsün. Pencereleri yapılırken tahmin ediyorum, daha sonraki geç, geçirdiği bir restorasyonda pencereler Osmanlı-Selçuklu işi, içe doğru açık yapılmış ağzı. Onun için caminin içerisi çok aydınlık. Biz her ne kadar lambaları yaktıksa da mecburen kameranın hatırına, kamera bazen naz ediyor. Onun hatırına yaptık. Şimdi ben buradan minberin yanına geçmek istiyorum. Efendim, geçelim minberine. Caminin adını taşıdığı Süleyman Paşa, babasının veziriyken, babası onu askeri işlerin başına verdi. Yani, Milli Savunma Bakanı yaptı. Yani başkomutan yardımcısı gibi yaptı. Peki devlet işleri ne olacak? Devlet işlerinde abi Alaaddin Paşa'ya ya istirham etti. Evvela babası vefat edince Orhan Gazi dedi ki abi hak senin. Gel sen başımıza sultan ol. Ben de senin emrinde çalışayım. Olmaz kardeşim dedi. Rahmetli babamız Osman Gazi Hazretleri sağlığında bütün seferlere seni gönderiyordu. Dolayısıyla bu askeri idare hususu devletin idaresi ne babamız e, senden bekliyordu. Dolayısıyla ben şimdi yaşımın büyüklüğüyle buna talip olmayayım ama her şeyimle sana yardımcı olacağım. Sen başımıza sultan ol." dedi. Bakar mısınız efendim? Hani Osmanlı'da taht kavgaları vardı. Efendim yok mu? E varsa bunu da söyleyin onun yanında. Maalesef insanlar ne yapıyor şimdi? Camiye gidip de ayakkabı çalanı bahane diyor. Ben camiye işte ayakkabıları çalıyorlar kardeşim. Ha onun için gitmem. Kardeşim girenlerden camiye 10 bin kişi giriyorsa bir kişi ayakkabı çalıyor. 9.999 kişi de çalmıyor, hırsızlık etmiyor. E çoğunluğu sen e, söylesene öncelikle. İşte bakınız Orhan Gazi ile abi Alaaddin Paşa arasında geçen olaylar aynen naklettiğim gibi olmuştur. Efendim süreyi bitirdik. Minbere geçemedik. minberini mihrabını ve caminin haziresini bir de önündeki bir çeşme var. Cami Atik çeşmesinden o çeşmeyi sizlere inşallah bundan sonraki programlarımızda anlatacağız. Hoşça kalın efendim.